Herkese merhabalar, kanalıma, evime, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınıza şimdi şöyle güzel bir tarifle geleyim dedim. Ne zamandır vlog çekiyorum, hani çok böyle detaylı bir tarif paylaşmadım. Lafı çok uzatmayacağım. Daha önce kanalımda çektiğim 2000'den fazla izlenen bir tarifim var arkadaşlar. Dağılmayan, çok kolay sarılan, orijinal saray sarması tarifi. Hemen tarife geçelim diyorum. Ben şöyle sizi az yaklaştırayım hatta tencereme. Sonra sesin az geliyor diyen takipçilerim var. Doğrudur arkadaşlar, kulaklığım bozuk. Kulaklığım çalışıyor olsa kulaklığımla konuşacağım ama etraftan da ses geliyor haliyle açık olduğu için. Bu tarifi daha önce paylaşmıştım arkadaşlar kanalda, bildiğiniz gibi. Şimdi ben kamerayı aşağı indiriyorum. Size malzemeleri hem koyuyorum hem de tek tek gösteriyorum. Şöyle orta boylarda bir tencere alıyoruz. İçerisine 1 litre süt. İsterseniz dışarıdan aldığınız sütlerden de kaynattığınız bir sütü kullanabilirsiniz. Hazır süt kullanmam istemiyorum diyenler öyle de yapabilir. Ben hemen tarifime geçiyorum arkadaşlar. Tencereyi ocağa koydum. Şöyle 50 gram yemek tereyağım, yemeklik yağı diyeceğim, lafa bak. Tereyağımı içerisine koyuyorum ve eritmeye başlıyorum. Tereyağım eridikten sonra birazcık şöyle kendimi de göstereyim. Hemen şöyle hazırladım. Bir bardak bildiğiniz beyaz un. Beyaz un dokunuyor diyenler farklı unlardan da kullanabilirler arkadaşlar. O sıkıntı değil. Un olsun yeterli. Belki tadında ufak tefek değişimler olabilir ama bu tatlıyı da yemekten mahrum kalmazsınız. Yağım eridi. Şimdi ben unumu şöyle azar azar karıştıra karıştıra yağıma yedireceğim. Bu aşamada tenceremi tutmak için. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Güzel bir şekilde. Yani ne demek oluyor bu arkadaşlar? Unumuz hafif böyle beyazlıktan sarı hali aldı mı, yağı yedi mi tamam demektir. Şimdi sütünü arkadaşlar yavaş yavaş koyacağım. Bu aşamada çırpıcıya geçeceğim. Hem çırpıcı hem kaşık yardımıyla devam edeceğim. 1 litre süt kullanıyoruz. Ben böyle kaba boşalttım. Oradan rahat rahat alayım diye. Şöyle. Şimdi bunu rahat yedireyim. Topaklaşmayı önlememiz lazım. Şöyle çırpalım hızlı hızlı. Toplamda 1 litre süt arkadaşlar. İsterseniz paket süt kullanın, isterseniz dışarıdan aldığınız sütçülerdeki o kaynatıp kullandığınız sütlerden kullanın. Fark etmez. Yani benim evde şu anda paket süt vardı, ben ondan kullandım. Şimdi kaşıkla da biraz karıştırmak istiyorum. Unu dağılmış mı bakayım. Evet, dağılmış. Çözülmüş iyice içinde.
şimdi yavaş yavaş şekerini ilave edeceğim. Bir su bardağı şeker. Şöyle. Bildiğiniz klasik su bardağıyla bir su bardağı şeker. Onu da ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Fırınımı da az önce silmiştim. Her yer tekrar süt oldu. Şimdi bunu da güzelce karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao. Şöyle kakaomuzdan da bir, iki ve üç. Üç yemek kaşığı kakao ekledik. Onu da karıştırıyoruz iyicene. Hani klasik bildiğimiz puding gibi yapmıyoruz arkadaşlar. Tereyağıyla unlu kavuruyoruz. Sütünü, şekerini, kakaosunu üstten ekliyoruz. Eski diğer işte bisküvili pasta falan yaptığımızdaki gibi değil yani. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Bisküvili pasta yaptığımızda ne yapıyoruz? Soğuk sütün içine bütün malzemeleri koyuyoruz. Ondan sonra karıştıra dibi tutmayacak şekilde bir puding hazırlıyoruz. Ama bundan dediğim gibi önce tereyağı kavuruyoruz, üstüne tereyağı eritip üstüne un koyuyoruz. Sırasıyla da sütünü, şekerini, kakaosunu ekliyoruz arkadaşlar. En son pudingimiz piştikten sonra indirmeye yakın vanilyasını ekleyeceğiz. Yine topaklaşmaması için blenderdan geçireceğiz. Sonra da Hindistan cevizi sirli tepsimizin üstüne pudingimizi dökeceğiz. Hem çırpıcı hem kaşık kullanıyorum. Çünkü çırpıcı diplere tam girmiyor arkadaşlar. Dipleri kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bu da size bir pratik fikir olabilir. Pudingimiz pişe dursun, ben size yine göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu çok uzun tutmak istemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pudingim baya kıvama geldi. Hemen ben de vanilyasını da attım. Yine güzelce karıştırıyorum. Bakın. Şimdi ben bunu Hindistan cevizi döktüğüm tepsimin üzerine yayacağım arkadaşlar. Şurayı bir boşaltayım. Hemen tepsimi alıp geliyorum. Burayı da silelim. Şöyle koydum. Kepçeyle gezdireceğim ama önce birazcık blenderdan geçireceğim arkadaşlar, dediğim gibi. Hemen blenderımı alıp geliyorum. Ben blenderımı yaptım. Daha doğrusu çırpıcımı. Şöyle bakın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmiş oluyoruz. Görüyorsunuz. Pudinglerde bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle çekeceğim. Siz de görün. Bu pastanızı aslında bir gün önce, yani şimdi mesela yaptık diyelim. Ertesi gün servis yaparsak
çok daha güzel olur arkadaşlar. Ama buzdolabında 3-4 saat kalarak yine servise hazır hale geliyor. Tencerenin yanlarında kalanları da sıyıralım güzelce. Evet, biraz daha koyu olabilirdi. Ben böyle sevdiğim için biraz daha sıvı bıraktım. Çünkü benim şu an vaktim bol arkadaşlar. Dinlenmesi için fırsatım var yani. Şöyle. Bunu ben şöyle bir 5 dakika bekledikten sonra dolaba kaldıracağım. Bir sıcaklığı çıksın. Üstüne de ne yapacağız arkadaşlar? Üstüne de bildiğimiz klasik krem şanti. Bir bardak sütle. Krem şantili sos hazırlayacağız. Onu da üstüne güzelce yayacağız. Tabii ki bu çok soğuk olması lazım. Dediğim gibi 5-6 saat bir kalacak buzdolabında. Ondan sonra krem şantili kısmı yapacağız. Üstüne yayacağız. Onunla da birkaç saat kaldıktan sonra sarma işlemine geçeceğiz. Göreceksiniz o kadar pratik, o kadar kolay sarılıyor ki asla dağılmayacak, çatlamayacak arkadaşlar. Hadi bakalım, buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, tarifimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle güzel saray sarması yapmak artık çok kolay. Pudinginizi biraz daha pişirmenizi, biraz daha koyulaştırmanızı tavsiye ederim. Bir önceki tarifime göre birazcık cıvık oldu. Ama kesinlikle gördüğünüz gibi ne bir çatlama ne bir dağılma söz konusu değil. Hindistan cevizini çok seviyorsanız bu aşamadan sonra yine üstüne biraz daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle de çok güzel. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin diyorum. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarıma yorum yapmayı, beğeni atmayı ve bu videoyu daha da öne çıkarmak için öne çıkarmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuzun öne çıkması için sizlerin beğeni, yorum ve abone olmanız çok çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.